هاي وين Evet, burası Peygamber Efendimizin evi. Baktı mı arabaya? İyi, gördüm de ben gördüm. Daha önceden çekmiştim ama tekrar detaylı görmek isteyenler oldu. Burası Peygamber Efendimizin evi. Kabe'ye çok yakın. Önceden yürüyerek gidiyorlarmış. Buradan bu şekilde direkt Kabe'ye. Bakın hemen karşı taraf. Zaten burası hep Türklerin böyle olduğu bölge. Çoğunluk Türk yani. Bakın burada yine Türk grupları var. Bakalım kimleri göreceksiniz. Burada böyle küçük hacılar var. İhramını giymiş Halil kadar. Ama çocuklarla çok zor. Namazda çok fazla küçük çocuk ağladı. Bunaldılar, yoruldular. O yüzden çocuklarla çok zor oluyor. Özellikle şu an Arabistan'da da okullar tatil olduğu için bütün yani Arabistan halkı da burada. O yüzden ekstra bir kalabalık var. Özbekistan'a selamlar. Çok fazla Özbek hacı var. Evet. Artık burası sabaha kadar bu şekilde kalabalık. Ben artık Cidde'ye dönüyorum. Evet, burada cenazeler geldi. Arabistan'da cenazeler bu şekilde götürülüyor. 2, 4, 6 cenaze. Bu şekilde götürülüyor cenazeler. Herkes taşımak için yarışıyor. Böyle taşıyalım diye. Bir daha geldi. Bu şekilde getiriyorlar. Kaldıramadılar. Şimdi cenazeleri taşıyorlar içeri. Rabbim hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Hepimize emaneti en güzel şekilde teslim edebilmeyi nasip etsin. Hayırlı kandiller, dualarda buluşalım inşallah. Herkese tekrardan merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Şu anda Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Allah nasip ederse saat 8 gibi Medine'de olmuş oluruz. Uzun zaman oldu bizleri tanıdığınız, 3,5 sene yaşadığımız Gülşehri Medine'ye gitmeyeli. Aslında birçoğunuz bizi oralarda tanıdı. Halil Halit Medine doğumlu. Ya böyle çok güzel, kimliklerinde Medine yazıyor. O kadar güzel bir duygu ki sizlere anlatamam. Çok şükür 3,5 senede orada yaşadık. Şimdi birkaç eksiğimiz var. Cidde'den onları tamamlayacağız. Ondan sonra da artık 3 saatlik Medine yolculuğumuz başlasın. Sizlerle ara ara böyle yolları da paylaşacağım. Hadi bakalım hep birlikte Medine'ye gitmeye hazırız. Evet, babamız geldi. Yemeklerimizi getirdi. Teşekkür ederiz. Evet, enişte evet. Gülmüyor diyenle bir hayırlı cumalar der misin? Hayırlı cumalar. Merhaba. Merhaba. Hello. Baba.
Bu arada Halit abisine yetişti diyenler olmuş. Gerçekten de öyle büyüyorlar. Doğan büyüyor diyordunuz. Gerçekten de öyle. Evet, şimdi 3 saatlik yolculuğumuz başlasın. 1,5 saat eşim sürer. 1,5 saatte ben sürerim. İnşallah. Beraber. İnşallah dedi. Bakalım göreceğiz diyormuşum. Vallahi benim için daha iyi. Burada rahat rahat dinlenirim. İşte. Evet, her zaman beni böyle hani rahat ettirme taraftarı sağ olsun, Allah razı olsun. Rabbim herkese mutlu edecek, sevecek eşler nasip etsin. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Ara ara da sizlere videolar paylaşırım. Bu arada Kandil akşamından kalan çok güzel bir videom var. Peygamber Efendimizin evinin olduğu yeri de çektim. Sizlere izlemeyenler için şimdi bu videonun sonuna oraları da ekleyeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar, an itibariyle saat gece 10. Medine'ye vardık. Böyle herkes parkta oturmuş yemek yiyor. Mekke'de ve Medine'de hayat bitmiyor. 24 saat herkes dışarıda. Bakın, evet, Mescid-i Nebevi'nin ışıkları göründü. Elhamdülillah geldik. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerimize de nasip eylesin. Gerçekten çok özlemiştik Medine'yi. Evet, şu anda eşim otel için görüşme yapıyor. İnanılmaz kalabalık ve resmen otellerde yer yok. Evet, inşallah Rabbim bizim yerimizi de ayarlamıştır. Şimdi Allah izin verirse otele gideceğiz. Çocukları uyutacağız. Ondan sonra sabah namazına. Zaten haremde hayat biliyorsunuz devam ediyor 24 saat. Bir vakit eşim gidiyor, bir vakit ben gidiyorum. O şekilde yardımlaşarak ibadetlerimizi yapacağız. Artık böyle ikindi gibi hava serinleyince de çocukları götürürüz. Bu arada öksürüyorlar. Çok hasta herkes, yine dikkat edin. Evet. Şöyle size birazcık Medine'nin dükkanlarını çekeyim. Özleyenler için. Bu arada çok güzel kokuyor dükkan. Güzel bir koku var. Buradan size hediye alayım. Burada böyle Adem elması var. Bebeği olmayanlar için. Oyuncaklar var. Bilezikler, tesbihler, inciler var. Şöyle kokular var. Bakın, toplu almak isteyenler için. Burada böyle buhurlar var. Kına var. Medine'nin meşhur kınası. Medine'de kına meşhur biliyorsunuz. Şöyle akik taşlı yüzükler var. Bakın. Akik taşlı yüzükler. Şöyle incilerden alacağım hediye. İnciler çok güzel. Evet, Medine'den Mekke'ye giden otobüsler bir yandan. Hava güzel, serin. Esiyor. Fazla soğuk değil ama. Bu arada bu dükkanları kapatmışlar, sebebini bilmiyoruz. Bayağı bir değişiklikler olmuş Medine'de. Burası Cennetül Baki tarafı. Çocuklar bay bay yapın hacılara. Hacılara bay bay yapın. Hacılar. Bak orada hacı amcalar var, teyzeler. Anne, durdu. Evet. Polis amca. Bay bay yap polis amcaya.
Bak Medine, burada doğdunuz he. Medine. Bay bay ya. Evet, tam haremin yanında. Orada itfaiye var. Arabistan'da itfaiyeler sarı renk. Bakın. Tam Mescid-i Nebevi'nin yanı. Burada Menazil Otel var. Genelde Türkler burada kalıyor. Tabii ki. Kocaman. Su çıkıyor. Eyvah vallahi nisiyet. Evet, gece Medine sokaklarını sizlere gösteriyorum. Arabaya bineceğiz. Evet. Bineceğiz. Bindireceğim ama o otobüs Mekke'ye gidiyor. Evet. Burada Posforos Hoteli. Bakalım kimler burada kaldı yazın. Maisavi Focus. Bakalım kimler burada kaldı yazın. Arkadaşlar, genelde Türkler burada kalıyor. Ya da Diyanet'in oteli var. Orayı da göstereceğim. Orada da kalmış olabilirsiniz. Türkler bu saate kadar uyumuştur bile. He, gidiyoruz. Geldik. Geldik mi? Halit. Halit şu da bu Halit. Hemen giysin. Giy hemen. Halit. Bak bir yandan Mekke'ye gidiyorlar. Medine sokakları akşam bu şekilde. Bakın kim der saat 10.30. Geldim, korkma. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? Medine'ye mi geldin? Nereye geldin Medine'ye? Evet, şu anda Milli Görüş Oteli'nin önünde hocamızla beraberiz. Hareme doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hem Avrupa'dan hem Türkiye'den Milli Görüş Oteli'ni tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Biz de burada kaldık. Gelirseniz buraya muhakkak İbrahim abiyle bir görüşün. Eyvah, bizimkiler başladı oyuncakçılara koşmaya. Şimdi acve alacağız buradan. Acve biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in diktiği hurmalardan. Türk hacılarımız hediyelik bakıyor. Gelin önce hurma alalım. Evet. Hadi gelin önce hurma alalım. Hadi gelin bakayım. Önce hurma alalım, sonra oyuncak alacağız. Halit. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda Medine'deyiz. Tekrardan hikayemizin başladığı yerdeyiz. Buranın huzuru gerçekten hiçbir yerde yok. Medine çok başka, güzel. Bu arada sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bebek arabası getirelim mi diyenler için, görmüş olduğunuz gibi bizim çocuklar birisi 2,5, birisi de 4,5 yaşında. Ama yine de bebek arabalarımızı aldık. Çünkü yürüme mesafesi çok olduğu için bazen yorulabiliyorlar. O yüzden sizlere tavsiyem şöyle pratik, hemen kapanabilen bir bebek arabası getirmeniz. Bunlar çok ağır da değil, hafif. O yüzden sizlere tavsiye etmek istedim. Şimdi öğlen namazı vakti. Biz hanımların olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Kartı istiyor.
Semra'cığım Almanya'ya selamlar. Annenle buluştuk. Milli Görüş Oteli'ndeyiz. Siz de selam söyleyin. Kızım sana selam söylüyorum. Çok mutluyum yavrum. Buluştuk, kucaklaştık. İnşallah sen de gelirsin. Bir dahaki de seni de bekliyoruz. Evet, Milli Görüş Oteli'nde Bilecik'e selamlar. Burada ablalarımız bizi izliyormuş. Bütün Bilecik'e selam gönderiyoruz. Tanıyanlar, komşular aşağıya yazsınlar. Bilecik Karaköy. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Karaköylü, Bilecik Karaköy'den. Bütün Karaköy'e selamlar. Hadi bizi de al kızım hadi. Komşulara. Bu taraf da Karaköy'müş. Bütün Karaköy meşhur oldu. Selamlar. Evet. Eşimi de bizim adetlere alıştırdım. Yemek sonrası çay. Güzel mi? Burası Milli Görüş'ün oteli. Özleyenler için çekeyim. Ne oldu? Kim polis? Sen ne yaptın? Kim polis? Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Son zamanda Türklerden inanılmaz derecede duyuyorum. Şimdi geldik, polisler bize kötü davrandı, işte sohbet yapıyorduk, kalkın dediler, yallah dediler vesaire. Şimdi biz buraya ibadete geliyoruz. O yüzden sizlerden ricam, lütfen Kabe'deki ve Medine'deki polislerle tartışmayın. Gerçekten çok ciddi sonuçlara ulaşıyor, hapse kadar gidiyor ve şu anda birçok Türk umreye gelen hapiste. Neden? Polisle ya kavga ettiler, ya yanlış bir şey yaptılar, ya tartıştılar. Dilini bilmiyorlar, nasıl tartışacaklar diyorsunuz. O bağırıyor. En sonunda polis diyor ki gel bakalım. Yani gerçekten hiç hoş değil. Burası sonuçta kendi ülkeleri, kendi kuralları olan bir ülke. O yüzden sizden ricam, umreye gelen kardeşlerimiz, lütfen haremin polisleriyle tartışmayın, kavga etmeyin. Neden böyle, neden şöyle demeyin. Demek ki bir kural var. Eğer sizin orada oturmanıza müsaade edilse belki de o sırada izdiham olacak. Ama kimse yoktu ki diyorlar. Yani sonuç olarak bu bir kural. Lütfen biz de kurallara uyalım. Geçen bir ablamız diyor ki Peygamber Efendimizin evinin önünde sohbet yapacaktık. İşte kabul etmediler. Kalk hacı, kalk hacı dediler. Kalk hacı dediyse kalkmak zorundasın. Sonuçta sen buraya geliyorsun. Kabe'yi görmeye, Medine'yi görmeye, yani onun dışında kavga etmenin gerçekten lüzumu yok, hoş da olmuyor. Lütfen buraya gelen umrecilerimizden tekrar rica ediyorum. Çünkü şu anda içeride hapiste olan, belki 3 gün yatıyor, belki 1 ay Türkler var, onu söyleyeyim. Umrecilerden de var. Hatta bir tanesi yorum yapmıştı, akrabamız orada hapiste gereksiz yere diye. Demek ki kurallara uymadı. Sizlerden ricam, lütfen Mekke'ye, Medine'ye geliyorsanız kurallara uyun. Uymayanları uyarın. Evet, şu anda Hendek Mescidi'ne vardık. Şöyle sizler için de göstereyim. Cami Hendek yazıyor. Bu arada istediğiniz yerde inip bir sonraki otobüsle devam edebiliyorsunuz. Elinizdeki bilet 24 saat geçerli. أشهد أن محمدا رسول الله.
Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Love.